Düğümler giderek çoğalır ve bir halka halini alır. Kuşun oluşturduğu halkanın boyutunu iyi hesaplaması gerekir. Bu halka kendisinin içine girebileceği kadar büyük, fakat daha büyük kuşların girişine izin vermeyecek kadar da küçük olmalıdır. Kuş, halka için gerekli olan bu büyüklüğü hemen her zaman tutturur. Dokumacı kuş, bu şekilde yuvanın temel halkasını ve etrafını ördükten sonra çatıyı inşa etmeye başlar. Sırayla üstten ve alttan birer atlayarak otları birbirine diker. Bu tekniği büyük bir sabırla uygulayarak sonuçta mükemmel yuvalar inşa ederler. Dokumacı kuşların yaşadıkları ağaçlara bakıldığında aslında burada tek bir evin değil, yüzlerce evden oluşmuş dev bir şehrin yer aldığını görürüz. Her bir dokumacı kuş Allah'ın kendilerine öğrettiği şekilde aynı yapıda evler inşa eder. Somonların yolculuğu. Somon balıkları Kuzey Amerika'nın batı kıyılarındaki nehirlerde yaşar. Anne somon balıkları sığ bir akarsuya yumurtalarını bırakır. Yumurtadan çıkan yavrular, yumurtanın içinde hazır bulunan besleyici keselerle beslenirler. Birkaç hafta geçince akarsuda yiyecek arayabilirler. Yaklaşık bir yıl boyunca bu akarsuda yaşarlar. Somonlar hem tatlı hem de tuzlu suda yaşayabilecek bir yapıda yaratılmıştır. Bu yaratılışın amacıysa balığın yapacağı mucize yolculukta gizlidir. Bir bahar sabahı binlerce somon nehir yatağı boyunca göç etmeye başlar. Haftalar sürecek olan bu yolculuklarının sonunda varacakları yer Pasifik Okyanusu'dur. Okyanusa varır varmaz somonların vücutlarında yapısal bir değişiklik oluşur ve balık tuzlu suda yaşayacak hale gelir. Sonraki bir veya dört yıllık süre boyunca okyanusta çok uzak mesafeler kat edeceklerdir. Amerika kıyılarından çıkıp Alaska'nın yanından geçerler ve Japonya'ya doğru geniş bir yay çizip geri dönerler. Yolculuk sonunda somonlar olgunlaşmış ve hayatlarının en son ve zorlu yolculuğuna hazır hale gelmişlerdir. Evlerine, yani doğdukları akarsu yatağına geri döneceklerdir. Yıllar önce denize varmak için geçtikleri nehir yatağında şimdi tam ters yönde, yani akıntıya karşı yüzmeye başlarlar. Karşılarına çıkan hiçbir engel onları durduramaz. Şelalelerle karşılaştıklarında suyun içinden yukarı zıplayarak yollarına devam ederler. 3 metrelik engelleri dahi zıplayarak aşabilirler.
Kimi zaman 3200 kilometreyi bulan yolculuklarını kararlılıkla sürdürürler. Tüm bu yolculuk boyunca hiçbir şey yemez, önceden denizdeyken depo ettikleri enerjiyi kullanırlar. Ve sonunda yıllar önce dünyaya geldikleri nehir yatağına hiç şaşırmadan varır ve orada yumurtalarını bırakırlar. Görevlerini tamamlamışlardır. Somonların bu yolculuğu doğadaki en şaşırtıcı olaylardan biridir. Binlerce somon balığı yıllarca denizde yaşadıktan sonra doğdukları akarsu yatağını nasıl bulmaktadır? Bunun için önce Pasifik Okyanusu'na açılan binlerce akarsudan kendilerine ait olanı bulmaları gerekir. Sonra da bu akarsu boyunca hiç şaşırmadan yüzmeleri, akarsu kendi içinde defalarca kollara ayrılmasına rağmen her yol ayrımında doğru kararı verip doğru yöne gitmeleri gerekir. Somonlar imkansız gibi gözüken bu işi başarmaktadırlar. Peki nasıl ve neden? Bilim adamlarının yaptıkları araştırmalar, somonların bu yolculuğu yerine getirmeleri için özel bir duyu sistemiyle yaratıldıklarını göstermektedir. Okyanuslarda yönlerini bulmak için dünyanın manyetik alanını algılayan doğal pusulalarla yaratılmışlardır. Bu sayede Pasifik Okyanusu'nun suları içinde yönlerini hata yapmadan bulurlar. Ancak asıl mesele, somonların kendi doğdukları akarsu yatağını nasıl buldukları sorusudur. Bu, doğal pusuladan çok daha farklı bir sistem gerektirir arkadaşlar. Bu konuda yapılan araştırmalar, somonların doğdukları akarsuyu kokusunu izleyerek bulduklarını göstermektedir. Akarsuların kendilerine has bir kokuları olabileceğini pek tahmin etmeyiz. Ancak gerçekte dünya üzerindeki her akarsuyun kendine özgü bir kimyasal bileşimi vardır. Bu bileşimlerin arasındaki farklar çoğu zaman o kadar küçüktür ki hemen hiçbir canlı tarafından algılanmaz. Somonlar hariç. Somon balıklarının tüm bu olağanüstü hikayesi üzerinde biraz düşünelim. Dikkat edilirse balığın gerçekleştirdiği yolculuğun her aşaması özenle hesaplanmıştır. Öncelikle somona, doğduğu nehir yatağına yıllar sonra geri dönmesini emreden bir programın var olması başlı başına büyük bir mucizedir. Bunun yanında balığın kocaman okyanusta yolunu bulmasını sağlayan doğal pusula sistemine ve dünyanın en hassas koku algısına sahip olması da elbette birer rastlantı değildir. Tüm bunlar, somonun kendisine belirlenen göç yolu için özel olarak yaratılmış bir canlı olduğunu göstermektedir. Somonu bu olağanüstü özelliklerle birlikte yaratansa, tüm canlıların yaratıcısı ve tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de tüm canlılarda Allah'ın yaratma sanatını görebileceğimizi şöyle bildirir. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir topluluk için deliller vardır.
Bunları biliyor musunuz? Çömlekçi Arı. Arkadaşlar, bu gördüğünüz küçük çömlekleri yapanlar kimler biliyor musunuz? Bir arı türü. Bu arı, nemli toprağı ağız salgısıyla karıştırarak yapışkan bir çamur üretir. Ürettiği bu çamuru kullanarak da son derece düzgün çömlekler yapar. Aynen insanların kullandığı çömlek yapımın tekniğinde olduğu gibi sürekli dönerek çamuru şekillendirir. Çömlek bittiğinde en üstüne ağız kısmını eklemeyi de unutmaz. Her şey tamamlanınca arı vücudunun arkasını ağız kısmına getirir ve içeri bir yumurta bırakır. Çömleğe biraz besin malzemesi de ekledikten sonra ağzını mühürler ve uçup gider. Yumurtadan çıkan larva bir süre sonra çömleği kırıp dışarı çıkacak ve hayata tek başına adım atacaktır. Bunlar yavrular tarafından kırılıp terk edilmiş çömleklerdir. Dışarı çıkan yavrular hiçbir eğitim almadan aynen anneleri gibi kusursuz çömlekler inşa etmeye başlar. Sahip oldukları bu mükemmel el sanatını onlara Allah öğretir arkadaşlar. Sonuç. Bu filmde izlediğimiz canlılar, Allah'ın onlara verdiği yetenekleri bize tanıtmaktadır. Bu canlıların her biri Allah'ın ilhamıyla hareket etmektedir. Yeryüzündeki tüm canlıları ve bizi Allah yaratmıştır arkadaşlar. Allah her canlıya farklı özellikler vererek yaratma sanatının üstünlüğünü insanlara göstermektedir. Bize düşen görevse Allah'ın yüceliğini ve büyüklüğünü anlamak ve ona şükretmektir. Bu konu hakkında Allah Kur'an'da bize şöyle seslenmektedir. Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.